Efendim şimdi bir diğer başlığımızda Amerika-Afganistan meselesi. Amerikan Başkanı Biden Afganistan'da bulunan 2500 Amerikan askerini 11 Eylül 2021'e kadar bu ülkeden çekmeyi planlıyor. Bu cümle aslında iyi bir cümle gibi görünebilir. Ama çekilme için belirlenen tarih, bu arada tabii 11 Eylül malumunuz El-Kaide'nin Amerika'ya düzenlediği ve Amerika'yı Afganistan'da tarihin en uzun savaşına ya da işgal sürecine sokan terör saldırılarından 20 yıl sonrasına tam olarak denk geliyor. İyi bir şey gibi görünüyor dedim ya bu cümle. Neden böyle söylediğimi de hemen paylaşayım. Geçen yıl Trump yönetimiyle Taliban Doha'da bir araya gelmişlerdi Katar'da ve Amerikan askerlerinin tamamının Afganistan'dan 1 Mayıs tarihi itibariyle çekilmesi söz konusuydu. Yani Amerika aslında bir ay bile yok, 15 gün sonra Afganistan'dan çıkmış olmalıydı. Böyle bir anlaşma yapılmıştı. Dolayısıyla biraz uzatmış gibi görünüyorlar. Taliban'ın da az buçuk Amerika tecrübesi var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve dış politika uzmanı Ali Çınar konuklarım. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş. Sağ olun. Ali Çınar sizle başlayalım. Aslında çekilme kararı bir resmen ne zaman açıklanacak ama iyi bir karar gibi görünüyor. Bilmiyorum katılır mısınız söylediklerime. Böyle bir gerginlik var sanki Afganistan tarafında. Ne konuşuluyor Amerika'da? Buyurunuz. Evet, Başkan Biden Türkiye saatiyle 21.15'te Beyaz Saray'da Afganistan'dan asker çekme planıyla ilgili detayları açıklayacak. Yani bugün biz Biden yönetiminin tam planını öğreneceğiz ama dün Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada 11 Eylül itibarıyla 2500 askerin tamamen Afganistan'dan çekilmesinin planlandığını açıkladı. Tabii aynı şekilde de büyük tartışmalar gündeme geldi. Zira Cumhuriyetçi Parti Biden'ın bu kararını dünden beri sert şekilde eleştirerek büyük bir kaosa Afganistan'ın gidebileceğini, Amerikan askerlerinin kalması gerektiğiyle ilgili. Ama Trump zamanında bu çekilme kararı verilmişti. Evet, burada Trump'la Cumhuriyetçi Parti arasında da bazı anlaşmazlıklar vardı. Ama Cumhuriyetçi Parti'de bir bölünmüşlük görüyorduk. Tabii haliyle şu anda demokratlarla cumhuriyetçilerde siyasi bir çekişme olduğunda varsayarsak Biden'a bir eleştirisel açıkçası bir tavır olduğunu görüyoruz Cumhuriyetçi Parti'den. Ama genel olarak Biden yönetiminin net şekilde 11 Eylül itibariyle tamamen askerlerini çekmesi bekleniyor. Biraz önce Dışişleri Bakanı Blinken'la NATO Genel Sekreterinin yaptığı basın toplantısında da Blinken artık askerlerimizin eve dönme zamanı geldiğini belirterek bu çekilmeyi de NATO müttefikleriyle ortak yapacağız diye açıkladı. Şu anda aslında NATO'nun 9500 tane askeri bulunmakta. İlk sırada 2500 askerle Amerika ve 1300 tane de Alman askeri bulunuyor. Türkiye'nin sadece 600 askeri bulunuyor Afganistan'da. Ama genele baktığımızda Biden yönetiminin net şekilde Afganistan'dan çekeceği kesinleşti. Tabii burada 24 Nisan'dan itibaren 10 gün içinde İstanbul'da yapılacak Afgan barış görüşmeleri de çok kritik. Amerika hatırlanacağı üzere 1,5 ay önce Türkiye'nin ev sahipliğini yapmak istediğiyle ilgili bir mektup yayınlamış. Daha sonra da bunu Dışişleri Blinken'da basın toplantılarında dile getirmişti. O nedenle İstanbul'daki görüşmeler çok kritik. Yani biz her ne kadar 11 Eylül olarak 2500 askerin çıkacağını varsaysak da bu süreçte bir kaosa Afganistan giderse Biden bu kararını geride çekebilir. Bunu tam da onu soralım. Gelecek süreçte şimdi çok kritik bir şey söylediniz. Amerikalılar 1 Mayıs'ta çıkacaklardı. Taliban da diyor ki kardeşim siz 1 Mayıs'ta çıkacaktınız. Çıkmazsanız biz ne o konferansa geliriz ne de bu konuştuklarımızın bir anlamı kalır. Şimdi biraz baktığımda Afgan medyasına biraz bu tonda şeyler görüyoruz. Amerika'da bu senaryo konuşuluyor mu? Yani sonuçta bir anlaşma yapılmıştı. O anlaşmaya Amerika uymuyor ya da uzatıyor süreyi 11 Eylül'e kadar. Ama 11 Eylül'de çıkacağız diyor. Taliban buna tepki gösterirse bir çatışma riski var mı? O risk Amerika'nın daha uzun süre Afganistan'da kalması durumunu beraberinde getirir mi? Masada mı bu? Şimdi o nedenle İstanbul'daki Afgan barış görüşmeleri önemli. Burada Taliban grubunun gelip gelmeyeceği de net değil. Yani Amerikan yönetiminden Taliban liderlerinin İstanbul'a net olarak gelecek mi gelmeyecek mi konusunda
cevapları bilinmiyor. Yani açıkçası bir netlik yok o konuda. Ama Amerikan istihbarat raporlarının yaptığı açıklamalarda bu sene, yani 2021 yılında barış görüşmelerinin nihai sonuca varmasının zor olduğu, zayıf bir ihtimal olduğunu belirten istihbarat raporları var. Aynı şekilde Taliban gruplarının bu yıl içinde şiddete başvuracağıyla ilgili de istihbarat raporları var. Bu istihbarat raporlarına rağmen Biden yönetiminin böyle bir tabii karar alması enteresan, 20. yılını dolduracak. Şöyle, bu istihbarat raporları, özür dilerim, yani 1 Mayıs tarihine kadar bir saldırmazlık anlaşması var. Taliban şu ana kadar Amerikan askerlerine Doha'daki görüşme sonrasında bildiğim kadarıyla saldırmadı, değil mi? Saldırmadı, evet. Bir saldırı olmadı, bir tehdit oldu. O nedenle Amerika teyakkuzda olduğunu ve askeri anlamda da en üst düzeyde de dikkat ettiğini gördük. Anladığımız kadarıyla, dediğim gibi, İstanbul-Afgan barış görüşmelerine Amerikan yönetimi çok güveniyor, çok büyük beklentileri var. Ama bu beklentiler istenilen düzeyde olmazsa veya bir anlaşma olsa bile Eylül'e kadar istenilen gelişmeler olmazsa, ben Amerikan askerlerinin biz vazgeçtik, askerlerimizi biraz daha tutacağız diyebilir. Çünkü bu 2500 askeri peyderpey çekecek 11 Eylül'e kadar. O nedenle tamamen askerlerini hemen çekeceğini diyemeyiz Amerikan yönetiminin. Peki efendim, burada kuşkusuz Türkiye'nin rolü çok önemli. Başından beri aslında Ali Çınar da söyledi, 600 Türk askeri var ama muharip değil. Türk askeri orada geri planda ve Afgan halkıyla aslında çokça belki rastlamışsınızdır. Çok güzel fotoğraflar verdi işgal süreci başladığından bu yana. Dolayısıyla Türkiye'nin Afganistan'da ciddi bir itibarı var. Türk askerinin de itibarı var. Biraz Amerika herhalde bundan istifade etmeye çalışıyor. Ara buluculuğu önemli. Naim Babiroğlu, ne dersiniz? Bir sürecin uzaması, yaşananlar, Taliban'ın bakış açısı, Türkiye'nin rolü. Buyurunuz. Evet, tabii sizin en son sorudan başlayalım. Türkiye'nin rolü çok önemli. Çünkü Türkiye, Afganistan'la tarihi süreç içerisinde çok iyi ilişkileri olan bir ülke. Türkiye-Afganistan ilişkileri Cumhuriyet döneminde de çok iyi şekilde seyrediyordu ve devam ediyor. Orada biliyorsunuz bazı liderler Türkiye ile doğrudan bağlantılı şu an itibariyle. Dolayısıyla Türkiye'nin orada insani yardım amaçlı operasyonları, Afganistan halkında da nasıl Bosna Hersek'te, Kosova'da, Balkanlar'da gayet pozitif, olumlu bir atmosfer estirdiyse, Afganistan'da da estirdi. Türkiye'nin orada bulunması zaten şu an itibariyle 16-17 yılı buldu orada. Şu anda belirtildiği gibi 600 asker var. İnsani yardım kapsamında bu askerler orada görevlerini kararlı destek misyonu çerçevesinde, yani NATO'nun kararlı destek misyonu çerçevesi altında yürütüyor. Bu Türkiye'nin, ancak şöyle bir şey var tabii, Türkiye burada NATO kapsamında bir görev yapıyor. NATO kapsam misyonu çerçevesinde, kararlı destek misyonu. Daha önce bunun adı Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti'ydi. Bu daha sonra 2015'te kararlı destek misyonuna değişti. Tabii ABD çekilince, ABD'nin maksadı da şu, yani Eylül'e kadar sadece ABD değil, müttefiklerle beraber geldik, müttefiklerle beraber çıkıyoruz cümlesi var. Yani NATO'nun aldığı karar gereği, ve size şöyle bir cümlede belirtmekte yarar var, bir ifade. Meşhur NATO'nun, biliyorsunuz, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 14 tane yazılı maddesi var. Bunun 5. maddesi, bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış sayılır. Meşhur 5. maddesi. Şimdi 5. maddesi, NATO tarihinde 4 Nisan 1949 yılında kurulan NATO tarihinde ilk kez Afganistan'da uygulandı. O da George W. Bush. Bu biliyorsunuz meşhur 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terörizmle mücadele stratejisi uyguladı ve dedi ki, terörizmle mücadelede bizimle beraber olmayan terörle beraberdir, düşmanımızdır. Öyle davranacağız. Biliyorsunuz, öyle stratejisi. Ve önce Afganistan, ardından 2003'te Irak işgali geldi. Dolayısıyla şimdi bu çerçevede şu anda Biden yönetiminin Eylül 2021'de çekiliyor olması 20. yıl dönümüne geliyor. 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü. Bu tabii bir çekişmedir aslında, Mehmet Akif Bey. Çok önemli bir çekişmedir jeopolitik güç mücadelesinde. Biliyorsunuz 1979 yılında Afganistan'daki dönemin iktidarı tarafından Sovyetler Birliği davet edildi Afganistan'a. Ve Afganistan Sovyetler Afganistan'a 1979-24 Aralık'ta müdahale etti.
10 yıl dayanabildi. Hatta müdahale ettiği gün 1979'da müdahale ettiği gün, o zaman dönemin Brezinski'si, genç Brezinski, gençti. Evet. Carter'ı, ABD Başkanı Carter'ı yatağından uyandırarak geç saatlerde, şu anda Sayın Başkan Sovyetler Birliği Rusya Vietnam'ını yaşayacak dedi. Ve gerçekten Sovyetler Birliği 10 yıl süreyle 1989'a kadar kimi kaynaklara göre 15 bin, kimi kaynaklara 35 bin ölü bıraktı geride. Yaklaşık 10 milyar dolardan fazla, işte 500 uçak, binlerce tankı geride bırakarak Sovyetler aslında 2. Vietnam'ı yaşayarak bir bataklık içinden 10 yıl sonra çıktı. Fakat daha sonra 11 Eylül'ünden sonra George W. Bush'un bu ilan ettiği terörizmle savaş mücadelesi kapsamında, stratejisi kapsamında ilk defa uygulanan NATO 5. maddesi kapsamında şu anda NATO üyesi dahil ve NATO üyesi olmayan yaklaşık 37 ülke orada görev yaptı. Ve ABD'nin aslında 2018'e kadar 14.000, 15.000 askeri vardı. Şu an itibariyle 2.500'e kadar düştü. Şimdi 11 Eylül 2001'den sonra ABD'nin oradaki kayıplarına baktığınızda da yaklaşık 2.500 asker kaybı var. Diğer ülkelerle kaybı 5.000'e yakın ve harcadığı para, orada kaybettiği para Sovyetlerin Afganistan'da 10 yıl kaldığı süreden çok daha fazla, trilyonlarca dolardan bahsediliyor. Dolayısıyla ABD oradan çekilmek istiyor. Ancak şöyle bir soru işaretiyle ben, müsaade edersen cümlemi tamamlayayım. Orada Afganistan'ın hemen Kabil'in kuzeyinde, başkentin kuzeyinde Bagram Hava Üssü var. Ve bu Bagram Hava Üssü Afganistan'ın önemli bir stratejik üssüdür. Uçakların indiği ve kalktığı bir. Şu anda o üs ABD tarafından kontrol ediliyor. Benim şimdi buradaki sorum şu. Blinken ya da ABD şu ana kadar, şimdi orada diplomatik temsilcileri devam ediyor ABD'nin. NATO müttefiklerinin orada bazılarının diplomatik temsilcileri var. Büyükelçiliği, konsolosluğu, diplomatik misyonu var. Şimdi bu diplomatik misyonları mutlaka koruyacak kadar bir kere güvenlik personeli şunu sorabilir orada. Miyim? Evet. Afganistan ve Irak kıyaslaması yaptığınızda benim okumam, evet, Afganistan biraz Irak'a benzemiyor. Afgan halkı da Iraklılardan daha farklı yaklaşıyorlar bu meseleye gibi. Yani en azından Taliban daha doğrusu ve diğer ekoller, ama Taliban şu anda çok güçlü olduğu için Afganistan'da bunu söylüyorum. Katılır mısınız buna? Yani şimdi süreci biraz uzattılar. Buradaki kastım şu. Yani dediniz ya, Amerika biraz varlığını orada korumak ister. Şimdi Irak'ta Amerika çekildi ama var. Var. Pek çok alanda var. Var. Her, evet, şeyi yönetiyor neredeyse. Pek çok şeyi ya da. Doğru. Öyle demeyeyim de pek çok şeyi. Evet, evet. Etkili yani. Afganistan'da, doğru, da o tesiri kalır mı işgalden sonra? Afganistan'da böyle bir etkisi kalmaz. Neden böyle bir etkisi kalmaz? Irak'taki gibi mesela Afganistan şu anda Taliban'la yapılan görüşmeler bir noktada Afganistan'ı yönetenle yapılan görüşmeler gibi. Dolayısıyla Taliban oradan ABD'nin çıkması gerçekten bir çıkma olur Afganistan'dan. Tabii, çıkarsa. Çıkma olur, ancak şöyle bir soru işaretiyle bunu yanıtlayayım müsaade ederseniz. Oradaki Bagram Hava Üssü'nü eğer ABD gerçekten terk eder, bırakırsa ABD'nin oradaki stratejik kontrol noktası tamamen elden çıkar. Onun için oradaki diplomatik misyonları korumak için bırakacağı güvenlik gücü. Mesela orada şu anda yaklaşık 400 ile 500 CIA elemanı var ABD'nin. 400-500'den söz ediliyor açık kaynakla. Şimdi bu CIA oradan kaybolmayacaktır, kalacaktır. İkincisi, oradaki ABD'nin diplomatik misyonlarını korumak için yeterli dediğim belirli sayıda bir güvenlik gücü kalacaktır. Bir tek şurada var, Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü gerçekten Taliban'a devredecek mi, devretmeyecek mi sorusu anlamlı. Ama şunu unutmayalım, Irak'tan çok farklı olarak biliyorsunuz Afganistan'ın coğrafyası, bulunduğu coğrafya jeopolitik itibariyle doğusunda hemen Pakistan var. Evet. Güneyinde İran var. Pakistan'ın sınırı 2500 kilometre kadar. Hemen kuzeyinde Çin'le neredeyse sınır gibi, arada Tacikistan var. Bir de Pakistan'ın hemen sınırında Hindistan var. Dolayısıyla Afganistan'da gelinen aşamada şu anda Mehmet Akif Bey, Pakistan'ın desteklediği devlet dışı aktör ve Taliban var. Hindistan'ın desteklediği ve etkili olan devlet dışı aktörler var. Çin'in orada kontrol ettiği gruplar var. Bir de İran'ın, biliyorsunuz, İran'ın kontrol ettiği gruplar var. Dolayısıyla Afganistan'daki güç mücadelesinde İran,
Pakistan, Hindistan ve Çin'in etkisi peki devam edecek. Naim Babroğlu, biraz daha güncel üzerinden şunu sorayım. Yani şu tabii günceli yakalayalım çünkü. 11 Eylül'e tabii niye uzattı Amerika bu işi? 11 Eylül'e şundan uzattı. Evet, evet. Aslında Biden çıkmak istemiyor Trump'ın aleyhine. Tamam. Biden güzel, yönetimi bunu tenkit ediyordu biliyorsunuz. Taliban saldırır mı, ne düşünüyorsunuz? 1 Mayıs'ta çekilmezse. Eğer 1 Mayıs'a kadar saldırmaz ama 1 Mayıs'tan sonra eğer Taliban'la ABD arasında bir anlaşma olmazsa Eylül 2021'e kadar çekilme takviminde, Taliban sadece bir gruptan oluşmuyor. Kontrol ettiği çok sayıda gruplar var. Doğru. Pakistan'ın kontrol ettiği, Hindistan'ın, İran'ın kontrol ettiği. Dolaylı olarak Taliban'ın kontrol ettiği gruplardan bazılarının bu şekilde saldırı eyleminde bulunacağını ben değerlendiriyorum. Peki. Dolayısıyla burada Türkiye'nin arabuluculuğu önemli. Önemli, çok önemli Türkiye'nin arabuluculuğu. Neden arabuluculuğu çok önemli? Afganistan'daki risk uzayacak. Evet, şundan çok önemli. Türkiye'nin arabuluculuğu şu mihenk taşını. Eylül 2021'e kadar Mayıs'taki bu ateşkes sürecini uzatabilirse Türkiye arabuluculukta önemli bir şey soracağım. Sağlam. Bir saniye. Evet. Türkiye burada arabuluculuk yaparken Amerika'nın 11 Eylül'e kadar uzatma talebini mi Afganlılara önerecek veya Amerika'nın talebini mi götürecek, yoksa arabuluculuk biraz da Afgan halkının talebini de Amerikalılara götürmektir ya, hani arada evet, doğru olmak. Yani sonuçta Afganlıların da talebini Amerika'ya 11 Eylül'den de siz bunu öne çekin gibi bir talebimi götürecek. Yani NATO müttefiki sonuçta Amerika ile ve evet, operasyonlarda da beraberler, ama nasıl bir arabuluculuktan söz ediyoruz burada? Böyle bir arabuluculuktan. Amerika'nın talebine ikna etmek midir arabuluculuk Afganları diye sorayım. Hem Taliban'ı hem de ABD arasındaki irtibatı sağlamak, iki tarafı ikna etmek, ama şu anda ortada görülen bir konu var. Orada sadece ABD değil, çok sayıda ülke ve NATO müttefiki görev yapıyor Türkiye dahil. Türkiye'nin de 600 tane askeri var yaklaşık. Şimdi Türkiye'nin de bir çekilme takvimi var burada. Türkiye'nin de bir çekilme durumu var. Diplomatik misyonu koruyacak güvenlik güçleri haricinde. Çünkü kararlı destek operasyonu sona eriyor Mehmet Akif Bey. Evet. Yani NATO'nun bu kararlı destek operasyonu nasıl alındı? Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi kapsamında alındı. Şimdi bu operasyon sona erince o da çekecek kuvvetlerinin bazılarını. Bazı güvenlik güçlerini diplomatik misyonları korumak için bırakacağı. Şimdi Türkiye'nin buradaki arabuluculuğu şu. Taliban'la ABD arasında çekilme takvimi arasındaki ihtilafı, anlaşmazlığı ortadan kaldırmak. Bir, ya orta yol bulabilir. Mayıs'la Eylül arasında bir orta yol, bir tarih. Bu Türkiye için eğer iki taraf kabul ederse başarıdır. Ama Biden yönetiminin dediği gibi Eylül başında veya Ağustos'un sonunda çekilme durumu olursa, o zaman bunu da kabul ettirirse Taliban'a, o da Türkiye açısından bir başarıdır. Yani Amerika'nın talebini Taliban'a kabul ettirmek. Kabul ettirmek, evet. Peki evet. Ali Çınar, beklenti bu mu? Yani Türkiye'nin arabuluculuğundan Amerika'nın beklentisi aslında kendi talebini Afganlara kabul ettirmesi yönünde bir beklenti mi? Sadece bu değil. Ana tabii ki talep bu, ama Amerikan yönetiminin ve kongreden de beklenti bundan sonra ne olacağı. Yani Amerikan askerleri çekildikten sonra Afganistan'ın geleceğiyle ilgili de şüpheler var Amerikan yönetiminde. Biraz önce hocamın da söylediği gibi burada Çin, Pakistan, İran, diğer aktörlerin daha fazla güç elde etmesinden dolayı bir sıkıntı doğabilir. O nedenle Amerika askeri anlamda çekilse de muhakkak Afgan yönetimiyle iletişimde kalmak isteyecektir. Yani burada politik ve diplomasi anlamında da Amerikan yönetiminin bir nüfusunun olmasını isteyeceğini görüyoruz. En önemlisi de Afgan halkıyla, yani altyapı, ekonomi, maddi olarak da desteğin devamı. Çünkü ekonomik anlamda Afganistan destek görmezse, ki Amerika şu anda Afganistan'a mali yardım da yapıyor, bu terörün daha çok ateşlendirilmesi olabilir. O nedenle bu 10 günlük İstanbul'daki Afgan görüşmelerini sadece bu barış anlaşması olarak değil, Afganistan'ın geleceğiyle ilgili de birçok maddenin konuşulması olarak bakmak gerekiyor. Peki. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Naim Babiroğlu, teşekkürler. 11 Eylül 2001'den sonra dünyada çok fazla şey değişti. O saldırıda 2977 kişi, yanılmıyorsam, hayatını kaybetmişti. Bir terör saldırısıydı. O saldırıdan sonra Amerika önce Afganistan'ı, sonra Irak'ı işgal etti. Milyonlarca insan, 2 milyon aşkın insan hayatını kaybetti Irak işgali ve Afganistan'da dünden bugüne. Save the Children'ın bir raporu vardı. 2004-2005
2019 yılları arasında, 14-15 yılda Afganistan'da, hani Amerikan askeri kayıp sayılarını söyledik, sadece Afganistan'da sadece 15 yılda 26 bin çocuk, öldürülen sivilleri saymıyoruz, yaşamını yitirdi. Amerika Afganistan'ın güvenliğini düşünüyor, doğru. Oradan çekildikten sonra yaşanabilecekleri falan da hesap ediyor, doğru. Ama hangi işgal sonrasında iyi sonuç vermiştir? İşte Sovyetlerden sonrasında gördük. Soru sorarken de insan böyle ister istemez tepkisel olabiliyor. Çünkü ben hakikaten işgal sevmiyorum. Böyle bir durum var. Kimse de sevmez herhalde.